Evet, bugün Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı olan Kapataş plajına ziyaret ettik. Kapataş plajı dünyaca ünlüdür. Kanyonların arasında kalan bu plaj bu nedenle ulaşımı zorlayıcıdır. Fakat tüm zorluklara rağmen mutlaka gidilerek görülmesi gereken yerler arasındadır. Yapılan son çalışmalar ile birlikte bu plaj gitmek isteyen kişilerin araçlar ile bölgeye ulaştıktan sonra 193 basamaklı merdiven ile kumsala ulaşması gerekmektedir. Merdivenlerden inmek başlangıçta zor olmasa da tüm günün yorgunluğunu ardından dönüş için bazen yorucu olabiliyor. Özellikle denizin renginden dolayı her yıl binlerce yabancı ve yerli turist burayı ziyaret ediyor. Turkuaz rengiyle birlikte suyun tertemiz olması burayı eşsiz kılan en büyük özellik. Fakat burayı resmi tatillerde ve hafta sonu giderseniz çok kalabalık bir plajla karşılaşmanız olası. Bu yüzden hafta içi veya sakin günlerde gitmenizi tavsiye ediyoruz. Neden mi? İşte görüntülerden gördüğünüz gibi Kapataş plajındaki yoğunluğu. Kapataş plajı kumsalı, denizi ve temizliğiyle oldukça özeldir. Kaş ilçe merkezine sadece 20 dakika kadar mesafede olan Kapataş plajı konumu ile kolay erişilebilir durumdadır. Bölgede büyüklü küçüklü mağaralar bulunur. Bunların en çok ünlü olanı ise Mavi Mağara'dır. Kanyon Ağzı plajı olarak da tanımlanan sahil özel tatil geçirmek isteyen çiftler için de idealdir. Kapataş plajına giderken nelere dikkat edilmelidir? Kapataş plajı kısa ziyaretler için çok ideal değildir. Günübirlik geziler için bu bölgeyi tercih edebilir. Gün boyunca Kapataş plajının ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Konumu ile genelde sakin ve dalgasız bir denizi olan Kapataş plajı bu bakımdan yüzmeyi sevenler için ideal bir seçenek sunar. Bölgede son zamanlarda özel bir çalışma yürütüldüğü için buraya gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına hizmetler sunulmaya başlanmıştır. Kapataş plajı nerede, nasıl gidilir? Kapataş plajı Antalya-Fethiye yolu üzerinde bulunuyor. Buraya gitmek isteyen kişilerin Antalya'dan veya Fethiye'den ilk olarak Kaş'a gitmesi gerekmektedir. Dalaman bölgesindeki kişiler daha kısa sürede ulaşabilir. Kaş'tan Kalkan'a giden dolmuşlara binerseniz yol üzerinde tam bile plaj basamaklarının olduğu yerde inip ardından aşağı inerek mavi renginin tonlarına ulaşabilirsiniz. Kaş Kapataş plajı arası 20 kilometredir. Mavi bayraklı bir sahil olan Kapataş plajı konumunda özel coğrafi yapısına kadar çok güzel bir örnektir. Bu bakımdan giden pek çok kişi günün sonunda buradan mutlu bir şekilde ayrılır. Kapataş plajına gitmek isteyen kişiler için alternatif seçeneklerin birisi tur tekneleridir. Antalya ve civardaki bölgelerden Kapataş plajının özel günübirlik turlar düzenlenir. Üstelik bölgede düzenlenen pek çok turda Kapataş plajına uğranarak burada yüzme bonusu verilmektedir. Karayolu ile bölgeye gitmek istemeyen kişiler turları da değerlendirebilir. Kapataş plajı özellikle son yıllarda deniz tatili denince akla gelen ilk yerlerdendir. Manzarası, eşsiz denizi ve harika kumsalıyla yolu Kaş'a düşen herkesin mutlaka gidip gördüğü Kapataş plajını sizler için görüntülerle anlatmaya çalışıyorum. Kapataş plajından çok keyifli bir gezimiz oldu. İnşallah fırsatı olan herkesin Kapataş plajına gitmesini tavsiye ederim. Kapataş plajı, Kapataş Kanyonu'nun denizle buluştuğu yerde yer aldığı için bir diğer adı Kanyon plajıdır. Kanyon Ağzı plajıdır. Eskiden bu kanyon arasında suyun akmakta olduğu söylenir. Şu anda kaynak suyunun sadece yer altından deniz ile buluştuğunu
denize girer girmez suyun soğukluğunu da anlayacaksınız. Su o kadar soğuktur ki sıcak yaz günlerinde bile üşümenize neden olabilir. Kanyondan ara sıra kaya parçacıkları kopmaktadır. Yer yer heyelan olmaktadır. Ama tüm bu tehlikesine rağmen güzelliği ile insanları büyülemektedir. En çok dalgaları olan plaj hangisi deseler aklıma ilk olarak Kaputaş plajı gelirdi. Devasa dalgalara sahip bu plaj Antalya'nın mavi bayraklı plajları arasındadır. Turistler özellikle de Japonlar tarafından tercih ediliyor. İnsanın içini ürperten yükseklikteki plajı yukarıdan bakıldığında beyaz kum üzerine serpilmiş beyaz renkli şemsiyeler ve turkuaz mavisi su ile muhteşem bir uyum içerisindedir. Dalgaların şiddetli çarpması sonucu oluşan köpükler insanın içini yumuşatır adet. Köpükler içinde yüzüyormuş gibi hissedersiniz. Kaputaş'ın bir diğer özelliği de plajdaki taşların sert olmaması, kum gibi yumuşak olması. Bu sebeple ayaklarınızı pek acıtmaz. Bu plajda dikkatinizi çeken şeylerden biri 187 basamaklı merdivenleri inmeden önce arabanızı çok dar ve virajlı bir yola park etmek zorunda olmanız. Ama o kadar düzenli bir şekilde park edilmiştir ki bir sorun yaşamazsınız. Bu yüzden Kaputaş cep plajı olarak da geçer. Bu arada bu plaja giriş ücretsizdir. Eğer buraya kadar gelmişseniz Mavi Mağara, Fosforlu Mağara iyi de görmeden geçmeyin derim. Bir de Kaş'ın tarihi dar sokaklarına Kalkan'ı, Patara'yı, Mağaralı Köy'ü gezmeyi ihmal etmeyin. Peki Kaputaş plajı nerede ve nasıl gidilir? Kaputaş plajı Antalya ilinde yer almaktadır. Plajın Fethiye uzaklığı 73 km, Kaş ilçesine 23 km, Kalkan ilçesine ise 7 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kaputaş plajına gitmek için Antalya'dan yolcu 360'tan bir araç kiralı karayoluyla gelmelisiniz. Bunun için Antalya Havalimanı'nın araç kiralama seçeneklerini göz atabilirsiniz. Dileyenler Antalya araç kiralama tekliflerini değerlendirip şehir merkezine doğru yola çıkabilir. Evet, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kaputaş plajı ile ilgili bilgilerimiz böyle. İnşallah yolunuz düşer. Biz gittik, gördük, gezdik ve çok beğendik. Yukarıdan manzarası 10 numara. Size tavsiye ederim. İnşallah yolunuz buraya düşer. İyi seyirler.